İbni Tufeyn, Haybin bin Yaksan Giriş Tanrı adıyla başlarım. Övgü ve şükür başlangıçsız, en büyük, en bilgin, en bilge, en iyi, en cömert, en yumuşak huylu, insana bilmediğini ve kalemle yazmasını öğreten Tanrı'ya. Ona, bütün nimetler için övgü, bütün iyilikler için şükür. Tanıklık ederim ki, bir ve ortaksız olan Tanrı'dan başka tapacak yoktur. Yine tanıklık ederim ki temiz yaratılışlı mucizeler denizi, kesin kanıt ve kahretici ünlü kılıç Muhammed onun kulu ve elçisidir. Salat ve selam ona, soyuna ve onlara içtenlikle uyanlara. Hesap gününe kadar. Soylu, temiz ve içtenlikli kardeşim, Tanrı sana sonsuzluk bağışlasın. Sana bitimsiz mutluluklar dilerim ondan. Benden İslam felsefecilerinin önderlerinden Ebu Ali bin Sina'nın Hikmeti Meşriki adlı eserinde dile getirdiği bazı sırları açıklamamı istiyorsun. Gerçeği olduğu gibi anlamak isteyenler için böylesi sırları araştırmak zorunludur. Sana bunları gücümün yettiği ölçüde açıklamaya çalışacağım. İsteyin ben de şimdiye kadar hiç tanımadığım bir duruma ermeye, sözcüklerle tanımlanamaz, nitelenemez, yüce bir makama ulaşmaya neden olan tatlı bir hatırayı canlandırdı. Ulaştığım bu durum, bu makam, bu evrenin dışında bir evrendir ve insan aklı künhünü kavramaya güç yetiremez. Bununla birlikte insanı öylesine tatlı ve gönendirici bir bilgi denizine daldırır ki bu durumu yaşayanlar kendilerinde sırları bütünüyle gezlenme gücünü bulamazlar. Duydukları zevk ve coşku onları durumlarını açıklamaya zorlar. Bu hale ulaşan kimselerden bilgide derinleşemeyenler hadlerini aşarlar ve akılla bağdaşmayan dinin dış yüzüyle uyuşturulması mümkün olmayan kimi iddialarda bulunurlar. İşte bu nedenle kimisi kendimi tesbih ederim. Benim şanım ne büyüktür kimisi ben hakkım kimisi cübbemin altında tanrıdan başkası yoktur gibi sözler söyler. Özel deyimiyle şatahat söylemişlerdir. Şeyh Ebu Hamid Gazali bu düzeye ulaştığında bilimlerdeki yetkinliği sayesinde kendini bu gibi sözlerden korumayı başardı. Fakat yine de aşağıdaki dizeleri söyleyerek durumunu dile getirmekten kendini alamadı anlatamayacağım haller yaşadım. Hayrayor ve nasıl olduğunu sorma. Ebu Bekir bin Sa'i bitişmek deyimini yorumlarken şöyle der. Bir bilimi öğrenmekte olan kimse o bilim üzerine yazılmış bir kitabın anlamını olduğu gibi kavradığı zaman bilginin bir düzeyde buna karşılık kendisinin o güne değin bulunduğu diğer bir düzeyde kalması mümkün değildir bilginin düzeyi ile kişinin o bilgi sayesinde ulaştığı düzey aynı olur. O bilgi kendisinde kökleştikçe özdekten, maddeden ve doğal yaşama bağımlılıktan arınmış, temiz, seçkin ve tanrısal duyumlar olarak adlandırılabilecek bir takım yüce bağlantılar gerçekleşir. Ancak böylesi bağlantılar tanrının kulları arasından seçtiği birkaç mutlu kişiye nasip olur. İbn-i Sayyin dediği bu düzey düşünme ve akıl yürütme yoluyla kazanılır. Hiç duraksamadan, kuşku duymadan kendisinin de bu düzeye ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Ne ki orada kalmış, daha yukarılara çıkamamıştır. Bizim sözün ettiğimiz düzey ise Ebu Bekir'in ulaşmış olduğu düzeyin çok üstündedir. Gerçi bilgi ikisinde de birdir. Fakat gözle görmek başka dolayımlı olarak edinmek başkadır. Biber tanesi de siyah. Ay yüzlü sevgilinin beni de siyahtır. Her ikisi de can yakıcıdır. Ama bu nerede, o nerede? Sözünü ettiğimiz durum ve makam görülür. Ama ne ile? O durumu görmeye özgü bir araç vardır. Bu araca bir güç adını verebilsek de onu tam olarak adlandırmış olamayız yalnızca mecaz yoluyla bildirmiş oluruz. Sufilere özgü sözcük ve terimlerde de bunu anlatabilecek doğru bir deyime rastlanmıyor. İşte senin istediğin üzerine hatırladığım bu durum, i̇bn Sina'nın Hikmeti Meşriki adlı eserinde dediği durumlardan biridir. i̇bn Sina şöyle diyor, Çile, insanı eğite eğite, ahlakını artıra artıra öyle bir noktaya getirir ki, o uzaktan görünen ve kimi zaman parlayan, kimi zaman sönen bir ışığa döner. Gözüne arada bir gerçeklik nurlarından çok az bir aydınlık gelişmeye başlar. Bu aydınlık ona büyük bir tat verir. Benliğini kötü huylardan arındırmayı sürdürdükçe aydınlıklar çoğalır, büyür. Zamanla gözü aydınlığa alışır ve o aydınlık süreklilik kazanır. Şile'de olmadığı zamanlarda bile o durumlar, aydınlıklar sürekli görünür. Aydınlıkların her görünüşünde insan Tanrı'ya doğru bir basamak yükselir. Her yükselişte de kendi durumuna ilişkin gizli noktalara işaret etmekten kendini alamaz. Giderek her göz açışında ve her zerrede Tanrı'yı göreceği bir düzeye erişir. Bu aşamada o sevgilisiyle sabit bir birlikteliğe ulaşmıştır en sonunda şaşkınlığı dinginliğe dönüşür. Bir ayna gibi Tanrı karşısında yer alır ve isteğine kavuşur. Tanrı'nın görünme yeri olduğu için benliği ile bir sorunu kalmaz. Ne var ki bu aşamada ikircimden tümüyle kurtulmuş değildir. Kimi zaman benliğiyle, kimi zaman da Tanrı ile ilgilenir. Bu düzeyi aşabilirse benliğini tümüyle yitirir ve yalnızca Tanrı'yı görür. Bundan böyle benliğiyle ilgilense bile bunu salt tanrının görünme yeri olması bakımından yapar. İşte bu aşamada gerçek birleşme yani vuslat gerçekleşir. i̇bn Sina sözünü ettiği bu durumlarla tanrıyı arayanların zevk ve coşku yoluyla ulaştıkları aşamaları gösteren durumları anlatmak istemiştir. Yoksa İbn-i sözünü ettiği Usal kavrayışlar sistemi içinde yer alan öncüler düzenlemekle elde edilen durumları değil. Sufilerin bilgileriyle felsefecilerin bilgileri arasındaki ayrımı bir örneklemeyle anlatmaya çalışalım. Akıl zekası, duyu organları sağlam, ancak iki gözünden de yoksun anadan doğumu bir körü göz önüne getir. Bu kör, doğup büyüdüğü kentin bütün evlerini, camilerini, hanlarını, sokaklarını ve insanlarını tam anlamıyla öğrenip tanıdıktan sonra birdenbire gözleri açılıverir. Gözleri açılan, kentte bulunan her şeyi, insanları, yapıları, sokakları görmezlik döneminde edindiği bilgilere, duyduğu tanımlara, göstergelere tamı tamına uygun bulur. Eski bilgilerine aykırı düşen, onlarla çelişen hiçbir şey ilişmez gözüne tümünü teker teker tanır, bilir. Fakat bu yeni durumda kendinde, biri diğerine bağlı iki şey duyar. Birincisi bu yeni bilginin öncekinden daha açık olması, ikincisi ise bu bilgin nedeniyle büyük bir tat almasıdır. İşte ermişlik aşamasına ulaşmayan, bilgiyi akıl yürütmeler, çıkarımlar yoluyla kazanan kimselerin durumu, anadan doğma körün görmezlik dönemindeki durumuna benzer. Tanımlamalar ve göstergeler yoluyla belirlediği nesneler ise İbn-i doğal yaşamdan soyuplayıp yücelttiği, Tanrı'nın yalnızca sevdiği, seçtiği kullarına bağışladığını söylediği ve tanrısal durumlar olarak nitelendirdiği şeyleri simgelemektedir. Ermişlik aşamasına ulaşan ve Tanrı tarafından kendilerine ancak simgesel olarak güç diyebileceğimiz şey bağışlanan kimselerin durumu ise körün gözleri açıldıktan sonraki durumuna benzer. Bu ikinci durum bazen kimilerine çalışmaksızın salt Tanrısal bir vergi olarak doğuştan bağışlanır. Aralarındaki ayrımları belirlemeye çalıştığımız düşünür ve felsefecilerin kavrayışı ile Sufilerin kavrayışından birincisiyle fizik evreni, ikincisiyle fizik ötesine ilişkin kavrayışlar anlatılmak istenmemiştir. Çünkü bu iki bilgi alanındaki ayrım açıktır ve aralarında hiçbir benzerlik yoktur. Bu iki kavrayış biçiminden amacımız her ikisinin de aynı soruna yani fizik ötesine ilişkin bilgileridir. Felsefecilerin fizik ötesine ilişkin düşünme ve çıkarımlar yoluyla edinilen bilgileriyle sufilerin aynı soruna ilişkin bilgileri arasında her ikisinin de gerçek ve doğru olmaları bakımından bir benzerlik ortaya çıksa bile yine de birbirlerinden ayırt edilmesi zorunludur. Doğal olarak ikinci bilgi kavrayışı daha açık ve daha doyurucu olması bakımından diğerinden üstündür i̇bn Sa'i sufileri bu zevki andıkları açıkladıkları için ayıplayarak bu tadın imgelem gücüne özgü olduğunu savunmuştur. Gerçek mutluluğa erişenlerin durumunu anlaşılır bir dille açıklayacağına söz vermiştir. Ne yazık ki ya kendisinin söylediği gibi işlerinin çokluğu nedeniyle zaman bulamadığından ya da sözünü yerine getirmeye kalkıştığında kendisinin insanları dünyalık edinme ve toplamada gereken yolları ve hikayeleri kullanmaya isteklendirmesi, teşvik etmesi durumuyla çelişen bir takım şeyleri açıklamak zorunda kalacağı ve dolayısıyla kendini yalanlamak ve iç yüzünü herkese ilan etmek istemediği için sözünde durmamıştır. Zorunlu olarak biraz konu dışına çıktık. Şimdi asıl konumuza dönelim. Kardeşim, yukarıda fizik ötesine ilişkin iki tür bilgi olduğunu, bunların örneklerini ve bu bilgilerin yöntemlerini açıkladım. Senin istediğin şey de bunlardan birisi olmalıdır. Eğer zevk ve müşahede ehlinden olmayı seçerek, Tanrı ile birliktelik aşamasına ulaşmış ermişlerin yaşadığı, tattığı durumu istersen, yapacağın şey onları izlemek ve görmektir. Yoksa o gerçekliği olduğu gibi yazıya dökmek mümkün değildir. Bu gerçeklik sözle, yazıyla açıklanmaya çalışılırsa değişir. Felsefecilerin gittikleri yolla gidilmiş olunur. Çünkü öylesi anlamlar ses ve harf giysilerine bürünür. Mük evrenine yakınlaşırsa olduğu gibi kalamaz. Durum olmaktan çıkar. Bu yaklaşım, Kaçınılmaz olarak gerçekliğe ilişkin birçok farklı anlatımın ortaya çıkmasına yol açar. Bu da kimilerinin sapmasına ve doğru yolda yürüyenler hakkında kötü zanlara düşmelerine neden olur. Çünkü gerçekliğin alanı alabildiğine geniştir, her şeyi kuşatır. Onu kuşatmanın, sınırlandırmanın yolu yoktur. Bu öylesine karmaşık ve içinden çıkılmaz bir yoldur ki onu herkes ancak alabildiği kadar anlatabilir. Felsefecilerin izlediği yoldan, onların yöntemleriyle gerçekliğin açıklanmasını istersen, işte o zaman konu açıklanabilirlik, yorumlanabilirlik kazanır. Ne ki bu da büyük iksiri bulmaktan daha çetin bir iştir. Öylesine aşılmaz, öylesine garabetlerle doludur. Bu nedenle pek az kimse üstesinden gelebilmiştir üstesinden gelebilenler, bu başarıyı gösterebilenler ise ulaştıkları gerçeklikleri ancak simge ve göstergeler yoluyla dile getirmişlerdir. Çünkü Muhammedi yasalar sırların açığa vurulmasını yasaklamıştır. Aristoteles ile Farabi'nin eserleriyle ve i̇bn Sina'nın şifasıyla gelen felsefenin bu amaç için yeterli olduğu sanılmasın. Düşünürlerin bu konuda yazdıkları da doyuruculuktan çözümleyicilikten çok uzaktır. Endülüs çevresinde mantık ve felsefe yaygınlık kazanmadan önce buranın üstün yaratılışlı insanları bütün öbürlerini matematiksel bilimlerde tüketmişlerdir. Bu bilimlerde en yetkin noktaya ulaşmayı başarmışlarsa da orada kalmışlar, onu aşamamışlardır. Sonra gelenler matematiksel bilimlere birazcık mantık eklediler. Fakat yetkin gerçekliğe ulaşabilecek kadar yükselmediler. Hatta kimileri anladım ki öte bilimleri ikidir. Bu ikiden fazla değildir. Birisi öğrenilmeyen gerçeklik, diğeri öğrenilmesi yararsız yanlış. Dizeleriyle güçsüzlüklerini açıklamak zorunda kaldılar. Daha sonra gelenler öncekilere göre felsefeden bir dereceye kadar tat alarak gerçekliğe Biraz yaklaşmışsalar da içlerinde İbn-i yaşan, ondan daha sağlam bir düşünceye ulaşan kimse yoktur. Üzülerek söyleyelim ki o da ölümüne kadar sinesinde sakladığı bilim gömüsünü kendisiyle birlikte toprak altında gömmüştür. İbn-i ortada bulunan eserlerinden birkaç kitapçığı dışında, benliğe, tevhide, mantığa ve doğaya dair olanlarının tümü eksik kalmıştır. Bunu kendisi de itiraf etmiştir. Önemli eserlerinden olan Bitişme adlı kitapçığından ise anlam çıkarmanın zor ve kimi bölümlerde dil ve anlatımının bozuk olduğunu söyleyerek uygun bir zamanda yeniden yazacağına söz vermiş. Fakat sözünü yerine getirememiştir. Bu adamın kendisine yetişemedim. Hakkında edinebildiğim bilgi de bu kadardır. İbn-i Sayyin düzeyine yükselemeyen çağdaşı düşünürlerden bir tek kitap olsun görmedim. Onlardan sonra bizim kuşak gelmektedir. Çağdaşlarımızın bir bölüğü henüz yol yürümektedirler. Yetkinlik düzeyine ulaşamamışlardır. Bir bölüğü de yolculuktan yılmış, yolun yarısında kalmışlardır. Kimilerinin de ne durumda, hangi aşamada olduklarını şimdilik bilemiyoruz. Farabi'nin bize ulaşan eserlerinin çoğu mantık üzerinedir. Felsefeye dair olan kitapları sayısız ikircimler, sonsuz kuşkular içinde boğulmuştur. Söz konusu filozof Milletül Fazlı adlı eserinde kötü ruhların öldükten sonra sonsuza dek ölçüsüz acılar içinde yuvarlanacaklarını söylerken Siyasetül Medine Niye adlı kitabında bunların yokluğa karışacaklarını ancak yetkin ruhların sürekli olacağını öne sürmüştür. Ahlak adlı eserinde de insan mutluluğunun yalnızca bu dünya yurduna özgü olduğunu söylemiştir. Diğer görüş ve sözlerinin tümü de birer sabuklama ve hurafeden başka bir şey değildir. Örneklersek bütün yaratılmışları Tanrı'nın rahminden umutsuz kılmış İyinin de kötünün de sonunun yokluk olduğunu söylemiştir. Bu bağışlanamaz bir yanlıştır. Bir başka büyük yanlışı da peygamberlik hakkındaki inancıdır. Peygamberliği yalnızca imgeleme gücüne özgü bir iş olarak nitelemiş, felsefenin nübüvvetten daha üstün olduğunu ve burada açıklanmasına gerek olmayan daha bir sürü benzer görüşleri ileri sürmüştür. Özetle Farabi bunlara benzer daha birçok yanlışa düşmüştür. Bunların üzerinde durmayı, tümünü açıklamayı gerekli görmüyoruz. İbn Sina'ya gelince o, Aristoteles'in eserlerinde yer alan sorunları yorumlamayı üstlenerek onun anlayışı doğrultusunda konuşmuş. Şifa adlı büyük eserini de onun felsefi anlayışı üzerine kurmuştur. Kendisi de bu durumu eserin mantık bölümünde belirttikten sonra kendi temel anlayışının ona muhalif olduğunu açıklayarak gerçeği arayanlara işrakiye felsefesi üzerinde yazdığı esere başvurmalarını salık vermiştir. Aristoteles'in kitaplarıyla şifayı özenle inceleyen kimseler, şifada Aristoteles'e dayanmayan, ondan aktarılmayan bir takım şeyler de bulunmakla birlikte çoğu yerlerde uyuştuklarını, çakıştıklarını görürler. Gerek Aristoteles'in kitaplarının, gerekse şifanın içerdiği gerçekliklere dikkat edilmez Yalnızca dış yüzeylerine bakılırsa hiçbirinden yararlanılamaz. İstenilen yetkinliğe ulaşılamaz. İbn-i Sina'da söz konusu eserin başlarında bu gerçeği özellikle belirtmiştir. İmam Gazali eserlerinin çoğunda halka seslenmeyi amaçladığı için kimi şeyleri yerine göre düğümler, yerine göre çözer. Bir yerde küfrü gerektirdiğini söylediği bir şeyi başka bir yerde Mübahkılar. Telafütül Felasifi adlı kitabında felsefecileri bedensel dirilişi inkar ettikleri, ödül ve cezayı yalnızca ruhlara özgü kabul ettikleri için dinden çıkmakla suçladığı halde Mizan adlı yapıtının başlarında felsefecilerin bu konudaki görüşleriyle sufilerin inançlarının çakıştığını, Elmun Kızda ise kendi inançlarının da tasavvuf önderlerinin inançlarıyla uygunluk içinde bulunduğunu, bu gerçeğe uzun araştırma ve tartışmalardan sonra ulaştığını söyler. Gazali'nin eserlerini inceleyenler, içeriklerini gereği gibi gözlem geçirenler, sözleri arasında bu tür çelişkilere rastlarlar. Nizamül Amel adlı kitabında da durumu şöyle açıklar. Görüşler ve düşünceler üçe ayrılır. 1 halkın içinde bulunduğu düzey ve inanç doğrultusunda dile getirilenler. 2. Soru sorunun öğrencinin durumuna göre dile getirilenler. Üçüncüsü, düşünürün kendi vicdani kanıları doğrultusunda açıklananlar. Bu üçüncü görüşü ancak kendisiyle aynı inancı paylaşan kimseler anlayabilir. Gazali görüşleri böyle bölümledikten sonra şöyle der. Anlam bakımından birbirleriyle çelişen bu sözlerin hiçbir yararı olmasa bile, muhatabı atalarından öyküme yoluyla aldığı inanç konusunda kuşkuya düşürmek gibi bir yararı vardır. Bu yarar doğru yola ve gerçeğe yöneltmek için yeterlidir. Çünkü kuşku duymayan kişi bakmaz, bakmayan görmez, görmeyen kör ve şaşkın kalır. Sonra da şu dizeleri söyler. Gördüklerini kabul et. Söylentileri bırak. Güneşi görenin zühale ihtiyacı kalmaz. İşte Gazali'nin öğretim yolu. Burada görüldüğü gibi genellikle simgeseldir. Onun sözlerini anlayabilmek için ya doğrudan kendisinden dinlemek, ya söylenenleri kalp gözüyle anlamak ya da yaratılıştan simgeleri çözümleyebilecek, anlayabilecek denli yetenekli olmak gerekir. Cevahir adlı kitabında bazı eserlerinin ehli olmayanlar için kapalı olduğunu, oysa bu eserlerde gerçeğin apaçık bildirildiğini söylemektedir. Bildiğim kadarıyla böylesi kitapların hiçbiri Endülüs'ten gelmemiştir. Bazılarının geldiği sanılırsa da bu doğru değildir. Bize ulaşan eserleri marifi, akliye, nefs ve tesviye kitapları ile diğer bir takım mesail mecmualarıdır. Gerçi bunlarda da bir takım anıştırmalar, göndermeler vardır. Ama bunlar ünlü eserlerinde dağınık biçimde bulunan açıklamalardan fazla bir anlam ifade etmezler. Makasüdül Üsna aldı eserinde kapalı, simgesel anlatımda sanılan eserlerindeki bilgilerden daha derin ve ince bilgiler olduğu halde bu kitabın açık anlamlı olduğunu bizzat kendisi belirtmiştir. Bundan anlaşıldığı üzere bize ulaşan eserlerinin hiçbiri ehli olmayanlara kapalı olan örtük anlamlı kitaplarından değildir. Gazali Kitabul Mişkat'ın sonlarında tanrısal nurlarla perdelenen kimselerin sınıflarını ve gerçeğe ulaşanları bildirip açıkladıktan sonra onların salt birliğe aykırı bir nitelikle donanmış büyük bir varlığın bilgisine ulaştıklarını söyler. Kimi bilginler, bu düşüncesinden dolayı Gazali'nin içinden çıkılmaz, dipsiz bir kuyuya düştüğü kuruntusuna kapılmışlardır. Bu kuruntularına dayanarak da Gazali'yi Tanrı'nın zatı konusunda çok çokluğa inanmış olmakla suçlamaya çalışmışlardır. Oysa Gazali, mutluluğun en yüksek düzeyine ulaşmış, onurlu ve kutsal aşamalara ermiştir. Bunda kimsenin kuşkusu olamaz. Şurası da var ki sezgi bilimi üzerine yazılmış, önemli eserleri bize ulaşamadığından, sınırlarında dolaştığımız gerçek bizim için bütünüyle açıklığa kavuşmamıştır. Bizim elde edebildiğimiz bilgi, Gazali'nin ve i̇bn Sina'nın eserlerini inceleyerek, birbirleriyle karşılaştırarak, açımlamaya çalışarak ve bunlara Günümüzde ortaya çıkan görüşleri ekleyerek edinebildiğimizdir. Bu çalışma süreci içinde önce düşünme yoluyla belirli bir bilgiye ulaştıktan sonra şimdilerde müşahede yoluyla pek az bir zevke erebildik. Bundan ötürü bu konuda başkalarına aktarılmaya yarışır söz söylemeye kendimizde yeterlilik ve yetenek görüyoruz. Kardeşim, içtenliğinize ve bana beslediğiniz güvene dayanarak öğrenmiş olduğum gerçekleri size açıklayacağım. Fakat önce temelden başlamak, sonra aşamalı olarak asıl amaca doğru yürümek gerekir. Daha ilk adımda, son aşamadan söz açacak olursam bu sana taklitçi olmaktan başka bir yarar sağlamaz. O da hakkımda gerçekten iyi duygular besliyorsan. Oysa sizin taklit aşamasında kalmanıza gönlüm razı gelmez burada kalmak, insanı aşamaların en yükseğine çıkarmak şöyle dursun, helak olmaktan kurtulmasına bile yetmez. Sizi daha yüksek aşamalara, taklitçilikten kesin bilginin doğruklarına, düşünce ve akıl yürütme alanından tanıklık evrenine ulaştırmak, izlediğim yolu izlettirmek, geçtiğim denizden geçirmek ve gördüğüm şeyleri göstermek bilginizi bilgimize bağlı olmaktan kurtarmak istiyorum. Bu düzeye ulaşmak için çok zaman harcamak, başka uğraşlardan ilgiyi keserek, bütün çabayı buna ayırmak gerekir. Eğer paçalarını sıvayıp, bütün gücünle bu amacın peşinde koşacak olursan, amacına ulaştığında çektiğin zorluk ve sıkıntıların boşa gitmediğini anlarsın. İzlediğin yolun bereketini, büyük yararlarını görürsün. Dahası Rabbini de hoşnut etmiş olursun.'' Rabbin de seni sevindirir. Nereye yönelsen, neye göz istediğini, amacını gerçekleştirir. Seni en doğru yola, tehlikelerden uzak, en güvenli yola ulaştıracağımı umuyorum. İstediğin bilgileri Haybin Yaksan adını verdiğim bir öykü aracılığıyla iletmeye çalışacağım. İbn Sina'nın insanlara yola girmek için isteklendiren, özendiren akıl ve zeka sahiplerine ibret veren Haybin Yaksan ile Salaman ve Absal mesellerinden esinlenerek kurduğum bu öyküyü iyi izlersen Haybin Yaksan ile birlikte istediğin gerçeklere ulaşabilirsin.